Bir kere ortada bir tartışılan bir son zamanlarda tabir yerindeyse kusura bakmasın yaşıma versinler insanlar yani bazen ağzımdan kaçıyor. Geyik var. Çin modeli şu modeli. Ortada bir kere model falan yok. Ha yok mu? Aklını esene yapan bir kişi var. Ve bu ısrarla zaten 20 senedir faizi düşüreceğim diye zaman zaman bunu deneyen yani burası bir ekonomi programı olmadığı için o konuda bir hazırlık yapmadım ama inanın bana Türkiye'deki faiz eğrisi aşağı yukarı şöyledir. Tayyip Erdoğan düşürür, eskisinden daha yükseğe çıkar, sonra tekrar düşürür, yine eskisinden daha yükseğe çıkar. Böyle gider Türkiye'de faiz eğrisi. Yani yıllara baktığın zaman aşağı yukarı son 20 yıla baktığın zaman. Bir kere mesele bu, burada bir model yok. Burada bir inat var. Burada bir alerjik durum var. Faiz deyince ezelim bitirelim. Ya arkadaşlar yapmayın, gözünüzü seveyim. Hazinenin faizi geçen aya göre arttı. Hangi faiz düşüşünden bahsediyorsunuz? Sadece insanların Türkiye'de tasarruf yapma imkanı olan kişilerin Türk lirasındaki birikimlerine uygulanan faiz düştü. Bir, Merkez Bankası'nın borç faizi düştü. İki, buna bağlı olarak ne oldu? Yani geçen haftayı örnek alalım. %15'le bir banka, X bankası gitti Merkez Bankası'ndan para aldı. 3 sokak, 5 sokak ötede gitti hazine ihalesine katıldı. %22.70'ten sattı. 7 puan farkla. Yani borç faizine göre hesaplarsan yarı yarıya para kazandı. Bu mu faiz indirmek? Bu mu model? E peki neyi hedefliyorlar sizce? Hayır, bir kere hiçbir şey hedeflemiyorlar. Ama Enis Bey şimdi ilk başta bir dakika, bakın, özür dilerim. Kusura bakmayın. İlk başta saçmaladılar. Şimdi ona bir hikaye uydurmaya çalışıyorlar. Şimdi ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu kadar hani saçmalamayla izah edilemeyecek bir tablo da var gibi yani. Değil mi ya? Yani bilmiyorum ama öyle değil mi? Yani şimdi hani saçmaladılar, hocam, iş bilmiyorlar falan ama. Özür dilerim. Hayır, şunu anlatmak istiyorum. Yani doların 14 liraya geldiği, 14,5 olduğu bir noktada ekonominin kitleneceğini, bu kadar oynak döviz ve kur politikasıyla kara borsadan, efendime söyleyeyim, mal stoklarından her şeyin alt üst olacağını öngöremiyor olamazlar. Veya bunu bir inat uğruna yapıyor demek acaba bize yani tam gerçekçi bir açıklama olur mu? Başka bir şey mi var yani bizim bilmediğimiz? Yani Nas'la da açıklanmıyor herhalde bu, Nas suresiyle değil mi? Ya onları geç zaten. Evet. Şöyle üstadım, bakın Gürkan Bey, 94'ü belki gazeteci evet, olarak tabii. Çok yakın yaşamadınız. 94 neydi? 94 bir bankacılık krizi. Şimdi finans kriziydi. Tabii, kim finans söylüyorsa doğru söylüyor onu. Doğru evet. Söylüyor. Ama finans krizinin başlaması hazine faizini aşağı çekmeye çalışan ve oradaki parayı yani bankalardaki ve sabit geliri yani ne diyeyim tahvildeki parayı borsaya sokup borsada çok insanı zengin edip bu sayede seçim kazanmaya çalışan bir Tansu Çiller vardı. 7 liradan 35 liraya çıktı kur. O zaman da çok hikaye anlatıldı. Efendim borsa yoluyla sermaye tabana yayılacak. Ne güzel laf değil mi? Yani bugün şimdi ben size 25 sene sonra söylediğimde, 27 sene sonra söylediğimde eğer kur kısmını atlasam çok hak verirsiniz o dönemdeki başbakana. Bir avuç insanın elindeki parayı, işte sermayeyi tabana yayalım, şirketler bankalardan kredi almak zorunda kalmasın, işte oligopolleri dağıtalım, monopolleri yıkalım falan. Ne oldu? %200 faiz verdiler o krizi durdurmak için. %200 yıllık. Süper bono diye bir şey icat ettiler. Ve %200 faizle ancak kuru durdurabildiler. Türkiye milli gelirinin 1/3 gitti o krizde, 1994 krizinde. 2001 krizinde 50 milyar dolarlık sadece banka yükü çıktı Türkiye Cumhuriyeti. Bunlar resmi rakamlardır, yanlış anlamayın. Öyle tahmin falan değil. 50 milyar dolar neydi? Yük götürdü. Bu yok BDDK değil de öteki. Bankaların TMSF'ye devredilen bankaların yükü 50 milyar dolar olarak o tarihte de tescil edildi. Daha sonra Tayyip Erdoğan tarafından defalarca telaffuz edildi.
Bakın bu ekonomi öyle ezmeye bükmeye falan pek gelmiyor. Bir hatanın zincirleme sonucu, demin o açıdan ifade ettim, felaket tellallığı yapıyor değilim, sakın yanlış anlamayın. Milli gelirin üçte biri, 50 milyar dolar gibi büyük rakamlara çıkabiliyor faturası. Bakın hala dönme imkanı var bu zarardan ama ne tutuyor? Şimdi cari fazla verdik. Verdik çok güzel oldu da 2001'de de verdik, 94'te de verdik. Niye öyle oldu? İthalat çok pahalı. Kimse ithalat yapmıyor. Zaten ithalat yapınca onu kaçtan satacağını bilmiyor. Yeniden ithalata başvurursa kaçtan geleceğini bilmiyor. Bakın arkadaşlar, son bir cümle, çok konuştum farkındayım ama. Estağfurullah, buyurun. Öyle bir servet transferi oldu ki Gürkan Bey. Şimdi mi? Öyle bir servet transferi oldu son 3 ayda. Aha. Otomotiv fiyatlarını, bizi dinleyenler lütfen otomotiv fiyatlarını hatırlasın. Bizi dinleyenler lütfen ev fiyatlarını, konut fiyatlarını düşünsün. Nereden nereye geldi? Doğru, doğru. İnsanların elinde öyle bir deli para kaldı ki. O insanlar şimdi bunu bir şekilde çoğaltmak için yöntem arıyor. Arabayı 100 bin liraya alıyor, 300 bin liraya satıyor. 300 bin liraya sattı arabayı, 350 bin liraya alıyor, 400 bin liraya satıyor. Doğru. Gibi gibi. Doğru. Peki. Peki bu servet transferi nereden nereye oldu? Çok kabaca söyleyeyim. Bir siz Gürkan Bey, TL'de tasarruf yapın. Doğru. Tamam. Sizin 8 liranız olsun krizin başında. Barış da dolarda yapsın, 1 dolar olsun. Tamam. 1 dolar 8 lira. Doğru. Tamam mı? İşin başında. Birdenbire 1 doları olan Barış 14 liraya geldi. Siz enflasyonun altına faiz almaya başladınız. Doğru. Yani sizin paranız Barış'ın cebine gitti. Doğru. Ya da Merkez Bankası'nın parası bankalar üzerinden hazine ihalesinde 7 puan farkla satıldı. Bunun neresi model? Bunun neresi akıldır ya? Peki. Peki Enis Bey. Hocamla devam edelim. Şimdi Enis Bey diyor ki bu bir inat ve diyor artık ısrar ediyorlar bu konuda. Ortada bir model falan da yok. Böyle kimseyi de kandırmasınlar. Hatta diyor Tayyip Bey'in bütün bugüne kadarki siyasi çizgisine bakın. Faizi düşürür, ardından ondan daha yüksek bir noktaya çıkarır. Bunu hatta hazırlıklı gelseydim grafiklerle de gösterirdim diyor.